Hadi hayırlı işler. Sağ ol Ali. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Sağ ol usta. Yusuf'u arayayım mı? Daha işe gitmemiştir. Aa yo, bu kez yalnız çorba içmeye geldim. Afiyet olsun. Biliyorsun Yusuf iyi bir iş buldu. Biliyorum biliyorum, ben çorba içmeye geldim. Sabah sabah geldiler yine. Kardeş dilenci değilim. Hep öyle derler hadi. Bir adres soracağım. Buyur bacı. Yusuf Miroğlu'nun evini arıyorum. Hayırdır? Biliyorsanız Allah rızası için yardım edin. Ne yapacaksın Yusuf Miroğlu'nu? Bir sorunum var. Tanıyor musun onu? Rahmetli eşimin asker arkadaşıdır. Eşiniz şehit mi? Hı hı. Usta. Usta, düğünü yapalım artık. Tabii tabii. Hemen. Tabii. Nazlı, sen de Ali ile konuş. Tamam abi. Dur. Abi. Komşular şey yapıyor da Gonca'nın durumunu soruyorlar bize. Başına gelenleri anlatınca acıyorlar. Ama yine de bir tuhaf bakıyorlar. Sonra ne olacak der gibi. Bakacağız gereğine, bakacağız. Buyur usta. Bu ne oluyor şimdi? Daha önce bindiğin araba. Genel müdür arabası. Başka araba yok mu? Niye ille bu? İlle de bu olması gerekiyor usta. Bizim de biraz fikrimiz var yani. Öyle gerekiyor. Ulan buna biri fakire fukaraya hava mı atacağım ben? Öf usta. İnan öyle gerekiyor. Al şunu. Bence de öyle. Vay! Bu kara kısrak da nereden çıktı? Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Durum nedir? Gezmeye gidiliyorsa ben de varım ha. Hadi öyleyse bir tur atalım. Hadi gel. Yusuf evden az önce çıkmış. Birazdan tamirhaneye uğrar. Şöyle oturun. Buyurun, bir çay için. Tembih ettim, haber verecekler bize. Oğlum! Bir çay ver çabuk. Hemen usta. Bana biraz anlatır mısın bacım, mesele nedir? Yusuf bizim canımız, fark etmez. Ha onu anlattın ha bize. Başımız dertte. Buyur usta. Uçma ola uşağım uçma. Daha dün bir bugün iki. Abi inanmıyorsun değil mi? Uçma dedim. Ali abi. Ya Salih futboldan anlamıyor. Söylesene ya. Benim nasıl futbolcu olduğumu sen biliyorsun. Salih Usta benden daha iyi bilir. Hayır abi bilmiyor. Playoff'ta finale kalırsak köşeye döndüm. Nasıl dönüyormuşsun? O zaman maçları televizyon verecek. Beni fark edecekler abi. Yılın transferini yapacağım. Ya hadi bakalım. Kesin abi. 500 milyar. Benim gerçek değerim 500 milyar. Aşağısı olmaz. Ufak at ula ufak. Göreceksin abi. Hem buna bonservis falan da dahil değil ha. Sadece benim alacağım para. Arabamı bile seçtim. Fuara gitmiştim. Anlıyor musun abi? Göreceksin. Acayip bir alet. Aferin lan. Teyariyi ne zaman alıyorsun? Bir dahaki transferim. Sen dalga geç abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yusuf gelmedi mi daha? Hayırdır abi, bir şey mi var? Ya bir gariban geldi, Yusuf'u görmek istiyor. Niçin? Dediği doğruysa mafya babası geçinen bir çakal mahvetmiş onu. Hayda. Yeni mi mafya dalgası ya? Ana! Yusuf abime bak! Abi be! Selamünaleyküm. Nereden buldun bunu? Nasılsın Ali? İyidir. Tam sana layık abi, süper. Ben de cip mi düşünsem, ne yapsam? Merhaba. Daha yüzmeyi öğrenmeden uçmaya mı karar verdin? Abi 500 milyar alacağım sene sonunda, kesin abi. Oo, sen 500 milyar alırsan bizi tanımazsın. Aşk olsun abi, ben. Hadi bakalım, göster. Nasıl? 500 milyarlık bir adam olarak Ayşe'yi eve götür. Ne demek abi, emrin olur. Hadi görüşürüz, gel Ayşe. Hadi bana da eyvallah. Bir dakika, ben bırakacağım. Üf ya, protokolü geç. Bu kısaklı özel gezilerden aşağısı kurtarmaz. O zaman taksi falan çağırsaydın. Yok yok, ben bulurum. Görüşürüz. Bay bay. Güle güle. Güle güle. Hayırlı olsun. Ney? Sana yakıştı. Ali sen bari böyle konuşma. Şirketin arabası. Neyse, güle güle kullan. Sağ ol usta. Yusuf. Hayati Buruk diye birini tanıyor musun? Evet. Allah rahmet eylesin. Asker arkadaşın. Evet. Kucağımda şehit olmuştu. Ne oluyor? Ben pek bir şey bilmiyorum. Gelsene Az, gel bir kahve. Gel. Ne oldu reis? Necdet Kuban aradı. Vedat Şener, Seyfi Güven ve Dursun Kral'la beraber ustayı ziyarete geliyorlar. Ne gülüyorsun lan? Nasıl gülmem reis? Kes lan! Reis düşünsene, alemin ağaları bizim ustaya bağlılıklarını bildirmeye geliyorlar. Sence de komik değil mi? Oğlum saçmalama. Emrivaki yapıyorlar. Davetsiz geliyorlar. Gelmeyin de diyemedim. Usta nasıl karşılayacak bilmiyorum. Sakin ol yenge, sakin ol. Ben anlatayım sana. Şimdi bunların evleri gecekondu. Kaç evdi? 4. Arsanın asıl sahibi bir Ermeni. Ama herif 50 sene önce Amerika'ya gitmiş. Bu arada uyanığın biri de 35 sene filan önce orayı satmış bu 4 aileye. Bacımızın kayınpederi de elinde avucunda ne varsa vermiş. Bir evlilik yer almış, kondusunu yapmış. Derken bir müteahhit çıkmış ortaya. Ne zaman? 6 sene oldu. Arsanın tapusu elindeymiş. Güya bir ara Ermeni gelmiş, ona burayı satmış. Tapu gerçek mi? Ama zilliyet var. Neyse, adam tahliye davası açmış ama bunlar kazanmış. Sonra başlamış tehdide. Geceleri evlerimiz kurşunlanıyordu. Bir tanıdığın tavsiyesiyle Arif Şahin'e gittik. Arif Şahin? Duymadın mı? Baba, mafya babası. İlk zaman bizi kolladı. Müteahhit üstümüze gelemez oldu. Sonra ne olduysa... Baktık arsa Arif Şahin'e satılmış. Bu sefer de o başlamış çıkın evlerinizden diye baskı yapmaya. Evet. Şimdi de 2 gün süre verdi bize. Çıkmazsanız evinizi başınıza yıkarız diyor. Babayı görüyorsun değil mi? Gaspçı yahu, düpedüz gaspçı. Zavallılar baba diye ona sığınıyor, o ise dişini bunlara geçiriyor. Polise bile gitmeye korkuyorlar. Müteahhit daha insaflıymış. Hiç değilse 3-5 kuruş verecekmiş bunlara. Gelsene dayı. Yengeyi evine götürsen. Tamam. Ben hemen şu iti bulmaya çalışayım, tamam mı? Tamam ama dikkatli ol. Merak etme. Paran var mı? Var biraz. Verebilirsen iyi olur, ben sana öderim. Lafı mı olur Yusuf? Bana ödermiş. Yenge, için rahat olsun. Gerekeni yapacağız. Hemen o iti bulmaya gidiyorum. Yusuf abimin arabasını gördün mü Nazlı abla? Tam ona layık, müthiş bir şey. İsa Gonca Hanım. Gel otur. Abla, kim? Bir akrabamız. Merhabalar. Nasılsınız? Burayı satın aldın ya, artık gelip geceleri de bakarsın. Neyi? Bu kadar baş döndürücü olabilmeyi. Yine ne istiyorsun? Bak, bir tek şey. Bir tek şey. Çabuk söyle. Senden istediğim tek şey özür dilemek. İnan bana, sadece özür dilemek istiyorum. Sonra? Bak, lütfen Aslı. Sana kendimi bağışlatmanın bir yolunu mutlaka bulacağım. Bana bir fırsat ver. Çok rica ediyorum. Seninle ve Kaan'la birlikte olmak, size gerçekten hoşlanabileceğiniz bir şeyler sunmak istiyorum. Gelin bugün birlikte olalım. Hı? Üçümüz. Hadi. Geç bakalım. Bir ufak sorun var usta. Ufak sorunu geç. Arif Şahin'in telefonunu bulup bana bağlatın. Hadi ne duruyorsunuz? Bazı misafirler bekliyoruz. Kim gelirse gelsin. Dediğimi yapın önce. Bana ne bakıyorsun? Tanımıyor musunuz bu iti? Yo, tanımasına tanıyorum da. Senin talimatınla bütün eski defterleri yırtıp attık. Yani telefonunu bulamayacaksınız öyle mi? Yok, bulmasına bulurum. Çabuk öyleyse. Tamam. Neymiş küçük sorun? Sabri abinin dediği misafirler. Şey işte, Kara Hamit gibi herifler. Vedat, Dursun, Seyfi, bir de Necdet. Niye geliyorlar? Ne bileyim, alemin adet herhalde. Niye kabul ettiniz? Sabri abi gelmeyin diyemedi. Esas olan beni emretmiş. Hoş geldin. Merhaba, yeni büron hayırlı olsun. Sağ ol. Sabri'yi çağır Yılmaz. Peki. Okulun arsası hazır. Hayır. Nişancıdüzü'nde Sabri ile Yılmaz'ın hissesi var. Kara Hamit'in hissesi. Artık bunların. Savaş Doğan izale-i şuhu davası açmıştı. Bunlar da yokuşa sürüyordu. Şimdi bu dava bize yarayacak. Davanın bir an önce bitmesi için elimizden geleni yapacağız. Hemen projeyi hazırlatmalıyız. Harika, süper. Kanlarsa üstüne hayır kurumu. Aman ne hoş. Kızım, kanlarsa edebiyat paralamakla temizlenmez. Böyle temizlenir. Ama usta, burası çok değerli bir arsa. Bunu satsak böyle 20 tane okul yaptırırız. Başlatmayın beni rant hesaplarınızdan. Bu arsada Feraye'nin kanı var. Ben sağken rahmetlinin idealleri dışında o arsanın üstünde hiçbir şey yapılamaz. Konu kapanmıştır. Hadi gereğine bakın. Tamam. Mersi. Afiyet olsun. Bugüne Gonca, bırak şunları, ben ütülerim. Aa, niye? Ben ütüleyemiyor muyum? Zaten yeterince yoruldun. Olsun, sen işine bak. Sonra? Öyle işte. İnsanın şansı olmadı mı? Neyse. Benim hikayem karanlık. Sen ne yapıyorsun? Futbolcuyum. Okul yürümedi. Yani ikisi bir arada olmuyor. Hayırlısı olsun. Futbolculuk çok önemli. Beni bırakın şimdi. Ne diyecektim? Şimdi ne olacak? Yani ne düşünüyorsun? Hiç bilemiyorum. Burada bana çok iyi davrandılar. Bugüne kadar kimseden böylesine sıcak bilgi ve sevgi görmedim. Ama sonrası... Yeter bu kadar Arif Şahin. Kes! Bütün anlattıkların bir tek şeyi gösteriyor. O da şu. Şehit arkadaşımın karısı doğruyu söylüyor. Sen bir çakalsın. Ne? Bana mı diyorsun? Sana diyorum lan it. Sen kimle konuştuğunun farkında mısın lan? Arif Şahin, beni iyi dinle. Kafatasının kalıbını çıkarmamı istemiyorsan o garibanların semtine bir daha uğrama. O kadar. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kardeş, Arif Şahin fena bir delikanlı değildir. Meseleyi büyütmesek ha? Bazı terslikleri vardır ama... Olayı biliyoruz. Beyler, Arif Şahin bir çakaldır. Ama eğer arkadaşınızsa, bence bu sizin için yeterli bir ayıp sayılır. Kardeş, kırıcı oluyorsun. Yanlış mı anlıyorum? Bu çakalı adam yerine mi koyuyorsunuz? Kardeş, insanlar yanlış yapabilir. Ben garibanlara yapılan yanlışları affetmem. Kimse affetmez kardeş. Öyleyse sorun yok. Tabii canım. Ne sorun olacak? Biz dostuz. Gıyabında sana muhabbet duyduk, ziyarete geldik. Bundan sonra da dost kalacağız. Teşekkür ederim. Dostluk zor iştir. Sizi tanımadığım için hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Ama kendi adıma bir şeyden eminim ki... ...şimdiye kadar düşman kazanmamak için çok dikkatli davrandım. Dost kaybetmemek için de. Seni biliriz Miroğlu. Misafirlere. Bunu benim söylemem doğru değil. Buyurun. Ama... Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Abim seninle konuşmamı istedi. Düğünü bir an önce yapalım istiyor. Parasızlık seni sıkıyor değil mi Ali? Abim bir çözüm bulacaktır buna. Böylesi doğru mu ama? İçim nasıl kıpır kıpır bir bilsen. Çocuklara bakınca çok tuhaf şeyler geçiyor aklımdan. Sanki anne baba olmak için çok geç kalmışız gibi geliyor bana. Ama kör olası parasızlık beni bunaltıyor, anlıyor musun? Çok yanlış düşünüyorsun Ali. Abimin katkısıyla evlenmemizden niye rahatsızlık duyuyorsun ki? Birbirinizden ayrınız gayrınız mı var? Nasıl gözdağı vermişlerse polise şikayet etmekten bile korkuyorlar. Tahmin ediyorum usta. Bir avukatla görüşün. Hepsini dilekçe yazdırıp polise ve savcılığa yol atın. Adresi var mı? Dayıdan öğrenin. Peki. He. O itle ilgili ayrıntılı bilgi de istiyorum. Tamam. Muhasebe müdürünü bağlar mısın? Eren Bey, bilanço hazır mı? Tamam, bekliyorum. Gel bakalım. Evet. Büyüdüğünde sen patron olacaksın. Büyüdüğünde sen patron olacaksın. Bütün işleri sen çevireceksin. Bütün işleri sen çevireceksin. Ondan sonra da Savaş Doğan'ın defterini düreceğiz. Canınız sağ olsun. Aa, bir saniye. Biliyorsun... Kaan'ın istikbali için en büyük proje bu. Nişancı düzü. Ve tabii ki onun kayyumu olarak senin onayın gerekiyor. Şuraya bak, ne aptalmışım. Kaan, gel canım. Sen şurada bekle. Bütün gün bunun için şirinlik gösterisi yaptın ha? Sen ne alçak bir adamsın. Yapma Aslı. Bunu kendim için mi istiyorum? Benim hissem nedir ki burada? Her şey Kaan için. Sen aşağılık bir adamsın Savaş Doğan. Feraye'nin ve Gürkan'ın kanıyla sulanmış bu projede senin en büyük dalaveren. Buna alet olacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Aslı, rica ediyorum. Lütfen samimiyetime inan. Şirketin ipleri senin elinde olduğu sürece asla. Bunu kafandan sil. Ah merhaba, burada olduğunu söylediler. Gel canım. Bir dakika. Hoş geldin Gökçe, hayırdır? Yoksa okul için sermayeniz Aslı Hanım mı? Hı? Okulun arsası hazır. Yapma ya. Ah, dinle. Savaş Doğan Kara Hamit'e gol atmak için ne yapmıştı? İzale-i Şiu davası açmıştı değil mi? Şimdi kendi kalesine gol atmış oluyor. Kara Hamit'in hissesi üzerinde Feraye'nin okulu yükselecek. Yusuf Miroğlu beyefendi böyle emrettiler. Hadi gel, Yusuf projeyi hemen hazırlatmamızı istiyor. Merak etmeyin siz. Yusuf Miroğlu arkanızda. Size hiç kimse bir şey yapamaz. Şimdi avukata gideceğiz, dilekçemizi yazacağız, tamam mı? Buyurun tamam bacım, abi, buyurun. Siz de arkadaki arabaya. Hadi. Sen de geç bacım şöyle. Heh. Anladım. Dikkatle izleyin. Sakin olun. Telaş yok. Efendim, Vedat Bey geldiler. Oo aga, hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Buyur aga. Ya bu Yusuf Miroğlu ile meselen nedir? Hayrola, sen nereden duydun? Kardeş, müsaade et de o kadar malumatımız olsun. Artist ya. O kadar basit değil. Basit olmasana yazar aga, o da kim ya? Arkasında ağabey var. Varsa var. Ne yani? Ben Arif Şahin'im. Arkasında ağabey değil, NATO olsa vız gelir. Aslı'yı ikna edememen beni hayal kırıklığına uğrattı. İlk kez yanlış birini mi seçtim diye düşünüyorum. Efendim, halledeceğim ama... Bu kadar basit bir işi halletmekte zorlanan birinin karmaşık ülke sorunlarını halletmesi beklenebilir mi? Anlıyorum efendim ama daha önemli bir sorun var. Yusuf Miroğlu nişancı düzüne okul yaptırmaya karar vermiş. Kara Hamit'in yerine geçti ya, bu işte onun hissesini kullanacak. Aa, neyin var senin? Yok bir şey. Yüzün öyle demiyor. Babanızla biraz tartıştık da. Çok üzüldüm. Güzel. Üzüldüğünüze göre yemek önerimi reddetmeyeceksiniz. Önce harika bir Çin yemeği ve belki de sonra sabaha kadar dans. Maalesef bu gece olmaz. Hayır, lütfen. Üzgünüm, bu akşam babamla yiyeceğiz. Bak, lahmacun aldım. Lahmacun mu? Hı-hı. Kusura bakma, bunları soğutmayayım. Sonra görüşürüz. Ha. İyi akşamlar. Ne istiyorsun? Ne mi istiyorum? Ayol, isteyen ben değilim. Sensin. Önümde adres sormak için durmadın herhalde. Ay vallahi dışarıda bir tarafım dondu. Tam zamanında yetiştin tatlım. Çek bir fırt için ısınsın. İstemem. Al canım, çekinme. Merak etme, tarifeye dahil değil. İstemem. Keyfin bilir. Hadi ne duruyoruz? Nereye gideceksek gidelim. Ne diyorsun tatlım? Evine mi, otele mi? Ay, senin de ağzın bıçak açmıyor. Ne oldu? Karın mı canını sıktı? Üzülme tatlım. Bu gece sana bütün dertlerini unutturacağım. Kısmetli adamsın. Benim gibi kalitesi çıktı karşına. Ben her numaraya gelirim. Sen yeter ki paradan haber ver. İster anan, ister bacın, ister manitan, istersen 40 yıllık karın olurum. Ama bak, baştan anlaşalım. Ben öyle ucuza gelmem. Para peşin, kırmızı meşin. İn aşağı. İn aşağı diyorum sana. Ay ne oluyor be, manyak mısın sen? Defol! Hadi lan Denyo. Erkek misin lan sen? Hepiniz aynısınız. Yürü lan, gerizekalı serseri. Bütün kadınlar aynı. Merhaba. Ah. Hoş geldin Gülçin. Nasılsın? Sağ ol. Daha iyi görünüyorsun. Daha iyiyim. Hayırdır Gülçin? İnşallah beğenirsin. Yapma Gülçin. Çıkarıyoruz. Neler yapıyorsun? Hayır, bu kadar da olmaz. Saçmalama Nazlı. Harika bir gelinlik Nazlı. Bunu kabul edemem. Aa iyi, ben giyerim. Gelinlik giymeden evlenmek yüreğime dert olmuştu. Aa yeter be, giy şunu. Hadi Nazlı. Hadi gelin şunun üstünü başını parçalıyor. Hayır yapmayın. Hayır, Kur'an yiyecek ekmek bulamıyor, sen nazlanıyorsun. Adı Nazlı ya. Hadi gel lütfen. Durun evladım. Evladım, ben bu kışla kıyafetle ne yaparım? Başımda sakat oğlum var. Onu vaktinde düşünseydin, hadi. Yürü. Çıkın dışarı. Kardeşim bıraksana. Ne yapacağım ben şimdi? Siz de vicdan. Çıkın. Gitme kardeşim ya. Bırakın. Bırakın. Allah kahretsin. Kim oluyorsunuz da bizi evimizden kovuyorsunuz? Bırak. Size 2 gün mühlet ha. Hadi. Aa bırak Allah. Bırak. Kim oluyorsunuz da evimizden kovuyorsunuz? Çekil. Şu yavruya bakın. Şuna baksanıza. Bakın şuna. Bu şey dediniz, nasıl sokağa atarsınız? Yürü dedim. Hadi. Çıkın. Yürüyün. Hadi. Burayı 2 gün içinde boşaltmazsanız başınıza yakarım, tamam mı? Anlaşıldı mı? Hadi. Canım, çok güzel oldun. Sağ ol Gonca. Hadi gel biz mutfağa gidelim. Canım. Hamileyim. Ah, aman Allah'ım. Alp Bey çok sevinmiştir buna. Nasıl sevinmez? Peki ya sen? Bu müthiş bir şey Gülçin. Vallahi bilmiyorum ki. Sevinsem mi, sevinmesem mi bilmiyorum. Neler söylüyorsun Gülçin? Birçok çocuğum olması tabii olağanüstü bir şey. Ama bu evde nasıl büyüyecek? Nasıl biri olacak? Hayır, hayır. Her şey değişecek. Göreceksin. İnan bana. Çocuk doğunca her şey çok daha güzel olacak. Keşke. İnan bana çok iyi olacak Gülçin. İnşallah. Yusuf Miroğlu ile takışma Arif Aga. Anladığım kadarıyla ağabey onun arkasında. Yok, onu sanmıyorum. Ne diyorsunuz be? Feriştah'a gelse vız gelir. Arif Şahin'e racon kesmek de ne demek oluyormuş? Keyfimize bakalım. Kıpırdamayın lan! Kıpırdamayın! Kıpırdamayın lan! Çekil! Oturun! Miroğlu, dost olmak varken... Kapa çeneni! Bitirin muhabbeti yapmaya gelmedin buraya. Arif Şahin sensin değil mi? Getirin şu garibanı. Geç lan şöyle! Hı. Ulan it herif! Senin babalığın bu zavallıları sokağa atmak mı ha? Ha? Ben ne dedim? Kime diyorum lan? Bu garibanların semtine bir daha uğramayacaksın demedim mi? Kaldır ellerini. Ellerini kaldır! Kaldır ulan! Şimdi senin cesaretini ölçeceğim. Titrersen ölürsün. Gözlerini kapatabilirsin. Şarjör! Şarjör! Şimdi bunlar için 4 ayrı çek yazacaksın. Nakdi cezan her biri için 3'er milyar. Şu andan itibaren bu garibanların hepsi benim ailem sayılır. İçlerinden biri nezle dahi olursa senden bilirim ona göre. Yürü! Ya reis, ustanın zoru ne? Süper bir iş yaptık. Neden canı sıkkın? Kolay mı oğlum? Bizim için hava hoş. Biz su yolunda su testisi. Yusuf öyle mi? İsteyerek mi girdi bu yola? Efendim, Arif Şahin boş bulunacak biri değil. Üstelik Seyfi Güven'le Dursun Kral da yanındaymış. Avlanmayacak insan yoktur. Yusuf da avlanır. Ama bir şartla. İstihbarat kusursuz olacak. Evet efendim. Yusuf'un attığı her adımı bilmemiz gerek. Tabii efendim. Nişancı düzüyle ilgili izale-i şuyu davası ne aşamada? Savaş Bey'e göre karar aşamasında. Gecikmeli. Eğer bu olmazsa Yusuf okul için ruhsat alamamalı. Peki efendim. Geçin bakalım. Hadi geçin. Allah sizden razı olsun beyim. Cümlemizden. Bekle çocuğum. Unutmadan söyleyeyim. Bu çekler karşılıksız çıkarsa haberimiz olsun. Tamam beyim. Evladım, Yusuf Bey oğlumuzu göremez miyiz? Teyze böyle durumlarda ortaya çıkmaz. Gösteriş olur diye çekinir. Vay benim aslanım. Ama ben ona şey yapacaktım. Çam sakızı çoban armağanı. Ver teyze. Süzme yoğurt yapmıştım. Al yavrum. Ah canım evladım. Onu doğuran ana bin yaşasın. Annesi rahmetliymiş. Ya bir tanem. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Allah Yusuf gönderdi. Bunu kabul etmenizi istiyor. Çocuk için. Bunun da Arif Şahin gibi yapacağını söylemişti. Karıştırma şimdi. Ya çok bilmeyeceksin öyle işte. Ne diyorsun be? Ortalığı bilmiyor mu? Allah tuttuğunu altına eylesin inşallah. Hadi iyi bak. Allah bu dünyada da ahirette donadarlık göstermesin inşallah. Hadi hoşçakalın. Güle güle kardeş. Allah razı olsun. Eyvallah. Hoşçakalın. Ne gerekiyorsa alın. Parasını dert etmek sana mı düştü bacım? Tamam. Kımıldama. Bu sefer kaçırma sırası bende. Seni 2 saatliğine rehin aldım. Peki. Ne oldu usta? Sakin olun. Sakın bir şey yapmayın. Ne bu surat reis? Çok komik. O kadar ciddi olma reis. Bence kıyak numara. Kadın şakalarından hiç hoşlanmam. Aman be. Hangi şakadan hoşlandın ki sen? Yaşasın, seni kaçırdım ya. Tamam ama nereye? Devam et, geçmişe yolculuk yapacağız. Yusuf'un düğününe gitmeyeceksin. Bu Nazlı'nın düğünü. Ben anlamam. Yusuf da orada olmayacak mı? Lütfen, biricik arkadaşımın düğünü. Ben anlamam. Lütfen bunu isteme benden. Lütfen uzatma, gitmek zorundayım. Gitmezsem ölürüm. Lütfen. Bunu yapamam. Gitmezsem ölürüm. Gidersen ben öldürürüm lan seni. Tamam, gideyim. Ondan sonra ne istiyorsan yap. Ne? Bana res mi çekiyorsun? Gitmem gerek. Ulan kaltak, gitmeyeceksin diyorum o kadar. Gitmek zorundayım. Kemiklerini kırarım lan seni. Gitmeyeceksin diyorum o kadar. Sözümden yapma, gitmek zorundayım diyorum sana. Abla! Abla ne oluyor abla? Kapıyı aç! Buna engel olamazsın, tamam mı? Abla! Açsana kapıyı abla! Abla kapıyı aç! Abla ne oluyor? Abla! Abla! Ne yaptın ona? Ne yaptın hayvanı? Ne yaptın lan? Ne yaptın? Çekil git! Abla! Abla! Bir daha karşıma çıkarsan seni gebertirim lan! Eşek kadar hapsin hayvan herif! Gel abla. Burada ne işimiz var ya? Seni küçüklüğümle tanıştırmak istiyorum. Ne yapıyorsun? İyi bak, benim küçüklüğüm burada geçti. Buranın her köşesinde benim sevinç gözyaşlarım ve biraz da acılarım vardır. Hatta kanım. Kanın mı? Evet. Eskiden burada her türlü meyve ağacı vardı. O ağaçlardan kaç kez düşmüşümdür. Şuralarda kaç kez yuvarlanıp bir tarafımı kanatmışımdır. Annem bu evde öldü. Babamı pek sık göremezdik. Çatlak bir dedem vardı. Ben de mahalledeki arkadaşlar da ona bayılırdık. Çocukla çocuk olurdu. Niye gülüyorsun? Hiç. Benim de ona çektiğimi düşünüyorsun değil mi? Evet. Haklısın. Ona çektim. Peki ya sen kime çektin? Hı? Yaz bir tarafa Seyfi kardeş, yaz. Onun bedenine kurşunla Arif Şahin yazacağım. Yapmayan namettir. Aynen öyle yapacağım. Dünya alem Arif Şahin'i okuyacak. Ben de dedemi çok seyrek görürdüm. Memleketten gelirdi bazen. Bana hep hikayeler anlatırdı. Bizim oralardan Efe hikayeleri, bir de Köroğlu ve Dadaloğlu hikayeleri anlatırdı. İşin var değil mi? Saat kaç? Saatim yok ama... 2.30 filandır herhalde. İkiyi 25 geçiyor. Attık tuttu işte. Hayal kırıklığına uğradım. Zamanın bu denli bilincinde olan biri için çok önemli bir hediye değil belki ama... benim için çok değerli. Dedem armağan etmişti bunu bana. Benim için yaptıklarına karşılık küçük bir hatıra. Kabul edersen çok sevinirim. Ama bu sana armağan. Lütfen. Bütün bu macera sırf şu saati hediye etmek içindi değil mi? Evet, aynen öyle. Hadi şimdi gidelim, beni yolda atarsın. Hadi. Yarın kız kardeşim düğünü var. Sahi mi? Davetiyeler arabada. Gelirsin değil mi? Bayıla bayıla. Hadi gidelim. Bakın buraya. Ula Osman Usta, uşakları everdik, sıra sağa geldi. Sıra değil ula, sağa geldi sıra. Sıra sana geldi. Anlayamıyorum ki. İşine geldi nasıl diye. İnşallah iyi şeyler söylüyorsunuz. Olur. Hey esas olan bir poz lütfen. Teşekkürler. Hanımefendi lütfen bu salonda fotoğraf çekemezsiniz. Ne diyorsun oğlum sen, ben gazeteciyim be. Bizi ilgilendirmez. Sana ne? Çekemezsiniz. Bir şey mi var? Yok abi bir şey yok. Yok bir şey. İyi hadi. Merhaba. 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 Ah canım. Hoş geldiniz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Hoş geldin. Tebrik ederim. Sağ olun. Canım İsa. Gülçin nerede? Ablam kendini toparlayamadı. Bunu sana vermemi istedi Nazlı abla. Hadi. Gidelim. Canım benim, böylesine mutlu bir gününde senin olamadığım için çok üzgünüm. Sana mutluluklar dilerim. Alp Bey'le olan sorunlarını biliyorsun, bu yüzden yanında olamadım. Seni en kısa zamanda ziyaret edeceğim. Beni bağışla, sevgiler Gülçin. Gökçe abla, bizim Gonca ile bir resmimizi çeker misin? Tabii, tamam. Şahanesin. Teşekkür ederim. Dans edelim mi? Olur. Çoktandır dans etmemiştim. Aferin ola İsa. Geliyorum canım. Bunlar da nereden çıktı? Adettendir usta. Hepsini dışarı at. Ama alemin acımı. Oğlum ben size alem kelimesini yasaklamadım mı? At hepsini. Hı. Tamam usta. Yere. Ne oldu? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım kusura bakmazsınız. Bizi davet eden olmadı. Ama Ayşe Kaan'ı davet etmiş. Aa, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Buyurun. Rica ederim. Gel. Aa, merhaba Aslı, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzelsin. Mersi. Hoş geldiniz. Gelin böyle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Mutluluklar. Sağ olun. Çok sağ olun. Bir poz lütfen. Bakalım gelin. Hadi. Öyle yok, hadi bakayım. Oh. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sevindim. O zevk bana ait. buradan. Merhaba. Hoş geldiniz. Tebrikler. Sağ olun. Tebrikler. Sağ olun. Aman Tanrım, ne zamandır böyle bir düğün görmedim. Teşekkür ederim. Şöyle geç. Koçum benim. Her şey tam gönlüme göre. Ne mutlu bana. Merhaba. Merhaba. Sen de mi buradasın? Ben rüyadayım.